manşete hoş geldiniz. 2022 nasıl bittiyse 2023 böyle başlamadı, daha hızlı girdi ve siyaseten e, siyasi aktörlerin hemen her, koyu, her konuyu yönettiğini zannettiğimiz siyasi aktörlerin aslında o kadar da becerikli olmadıklarını ortaya koyan ilk haftanın içindeyiz. Belli ki bundan sonrası da son derece sıcak geçecek ve belli ki şu gün yaşanan gelişmeler sonraki haftalar konusunda da belirleyici olacak. İki konu var özellikle dikkatinize getireceğim. Sinan ateş cinayeti ve, Erken seçim ya da seçim tarihi belirsizliği bu iki konuyu iktidar, AKP, MHP, Cumhur İttifakı, Erdoğan, Bahçeli ne derseniz deyin bu iki konuyu yönetemiyorlar. İki büyük kriz var ve bu iki krizi aşamıyorlar. Yani bazen e, siyasetin aktörleri, iktidar, muhalefet unsurları, çeşitli partiler veya bir takım güçler neyse... E, ...istedikleri gibi e, olayı götüremiyorlar. Ya da gündemi belirleyemiyorlar veya gündemi istedikleri gibi çeviremiyorlar. Yani Gülşen'i tutuklayın, işte Şemnem Korur Fincancı'yı salmayın. Ne bileyim Gezi davası kararlarını onaylayın. Ya da ne bileyim enflasyonu 10 puan düşürün falan. Bu tür kararları alabiliyorlar ve uygulayabiliyorlar. Fakat bazı konular var ki... E, Belki kıvılcımı kendileri yaksa bile sonrasını toparlayamıyor. Yangını çıkarmak kolay olabilir ama söndürmek o kadar kolay değildir. Adeta bunun gibi bir şey. İşte Sinan Ateş cinayetiyle adeta bir yangın başladı ve pek çok konu eskisi gibi olmayacak. Öyle görülüyor. Erken seçim tarihinin ilan edilmesiyle ilgili de bir belirsizlik var ve son altılı masa toplantısı bu konuda mühim bir irade ortaya koydu. İlk defa bir yıl sonra mühim bir irade ortaya koydu. Bu iki gelişme ışığı altında ve bu iki önemli birbiriyle de son derece alakalı birbirini tamamlayan bu iki gelişme altında gelişmeleri analiz edeceğim bugün elbette bütün detayları bütün ayrıntıları ekrana getirecek halim yok saatler sürer ama o gelişmelerden cımbızladığım konuları alt alta getirdiğimde resmi göreceksiniz büyük resmi olmasa bile bugünkü resmi göreceksiniz şimdi başlayalım Sinan Ateş cinayeti son derece önemli 2019-2020 döneminin Ülke Ocakları Başkanı. Devlet Bahçeli'nin yakın çevresinde, yakın elemanlarından biri. Beraber Ülke Ocakları'nın yeni genel merkezinin açılışını da yapmışlar. Youtube'da videosu var, arayıp bulup bakabilirsiniz. Orada hem Sinan Ateş'in konuşması var, hem de Devlet Bahçeli'nin konuşması var. O Ülke Ocakları Genel Merkezi yaptıkları bina da işte Gülen cemaatinden gasp edilen bir kız yurduymuş. Neyse ona geçelim. Sinan Ateş 30 Aralık'ta Ankara'da merkezi bir noktada herkesin çok iyi bildiği son yılların son 10-15 yılın parlayan semtlerinden Çukurambar'da Güpe Gündüz öldürüldü. Yanındaki kişi yaralandı ve motosikletli saldırganlarla arada çıkan silahlı çatışma neticesi öldüğü söyleniyor. Yani öldürme kastı olmadığına dair de veriler var bunu bilemeyiz yani uyarma ya da yaralama ya da bacaklarına sıkma falan türü bir ikaz atışı olduğundan bahisle aslında gelen saldırganlar onu öldürmeye çalışmadılar gibi tezler de var. Çatışma neticesinde çatışma çıkınca Sinan Ateş veya Sinan Ateş'in yanındaki kişi silahını çekince işte o çatışmada seken kurşun sonucu Sinan Ateş hayatını kaybetti. Aslında niyet öldürmek değildi gibi tezler de var ama bilmiyoruz. Neticede Sinan Ateş öldü. Ve bugüne kadar ülke ocakları başkanları içerisinde bir iç hesaplaşma, bir iç mücadele sonrasında ölen ilk kişi o açıdan mühim bir cinayet ondan dolayı zaten iktidar cephesi bunu konuşmuyor ve iktidar cephesi krizi yönetemiyor bir avuç gazeteci gelişmeleri takip ediyor ortaya çıkarmaya çalışıyor muhtemelen ülkücü taban ülkücü tabanla MHP genel merkezini ayırıyorum ülkücü taban hadiselerden son derece rahatsız ve ülkücü tabanın belli noktalardaki isimleri belli ee sızıntılara izin veriyorlar. Neticede Sinan Ateş MHP'den koptu belki ama İyi Parti'ye veya başka bir partiye de katılmadı. Haliyle e, ne MHP Genel Merkezi'ne ne İyi Parti'ye ne de başka bir partiye, Zafer Partisi'ne şuna buna herhangi bir partiye mensubiyeti olmayan, gelişmelerden rahatsız bir ülkücü taban söz konusu. İşte o ülkücü tabanın liderlerinden biriydi. O ülkücü, tab ülkücü tabanın <laughs> gözünün içine baktığı isimlerden biriydi. Sinan Ateş öyle görülüyor ve onun ortadan kaldırılmasını veya onun cinayetini de bu şekilde ele almak gerekiyor. Ve birkaç günlük suskunluktan sonra MHP genel merkezinden ve MHP'den yapılan açıklamalara baktığınızda da bunu görüyorsunuz. 3 hilali yargılatmayacağız dedi Devlet Bahçeli. Bunun kodları şu. MHP bağlantısı var, çok net. MHP'li yöneticiler var, özel harekat polisleri var, birazdan bakacağız. MHP milletvekili var, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz iş olay MHP'ye gidiyor. MHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Bunu gördüğü için Devlet Bahçeli bir panikle adeta 3 e, Hilal'i yargılatmayacağız diyor. Evet MHP bağlantıları bulmuş olabilirsiniz veya bu ortaya çıkmış ol olabilir. Konuşuluyor da olabilir ama hayır yargılayamayacaksınız. Bizim üzerimize gelemeyeceksiniz. MHP Genel Merkezi'ne bu olaydan yürüyemeyeceksiniz. Mesajı bu <laughs> ve bir gözdağı aynı zamanda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ifadelerine bakar mısınız ki zaten bu piramidin tepesindeki isim olarak da gösteriliyor. Yani gidin şu adama uyarın dürtün veya işte ikaz edin falan. Bu emri verdiği veya bundan haberdar olan biri olduğu ifade ediliyor. İşte burada da işte meşhur fotoğrafı Pervin Buldan'a yüzünü ekşitmiş bakarken onu fotoğrafı özellikle seçtim. Vakti geldiğinde diyor Ali'nin kılıcı oluruz. Şer ruhunun dillerini kesip bozgun, bozguncuların boynunu koparırız. Şimdi bu ismi özellikle titrini yazmadım. Yani bu adamın isminin önünde Profesör Doktor var. Yani bu şey bir akademisyen yani. Aman Allah'ınız böyle akademisyen şey çocuklarınız böyle akademisyenlerin eline düşmesin. Şey de bir akademisyen. Sinan Ateş de bir akademisyen. Hacettepe'de doçent. Birazdan onun da bir tweet'i var. Ekrana getireceğim. Yani lafa bakar mısınız? Yani hem siyasetçi hem akademisyen dilini keseriz, boynunu koparırız. Böyle bir güruh yani karşınızdaki güruh. Anlamanız için söylüyorum. O arada dikkatlerden kaçmasın. Dün MHP'nin Taşköprü kadın kolları eski başkanı Gizem Memioğlu 41 yaşında bir kadın evinde ölü bulunuyor. Hala olay çözülmüş değil ama bir süre önce MHP'den koptuğu ifade ediliyor. Bunun da acaba bir cinayet mi değil mi bu zamanla anlaşılacak şu anda olay speküle ediliyor ama tam da eş zamanlı olarak böyle bir ölümün de gelmesi genç bir kadının evinde ölü bulunması da e, dikkatle incelenmesi gereken bir konu. Şimdi geçelim e, cinayetle ilgili tüm detaylara değil tüm detaylar sayfalarca veya saatlerce konuşmayı gerektirir bazı kritik konulara e, tetikçi Eray Özyağcı ki hala aranıyor. İstanbul'dan onu Ankara'ya getiren kişiler özel harekat polisleri çıktı. İki özel harekat polisi. Ve İstanbul çıkışında bu tetikçiyi taşıyan araç polis çevirmesine takılıyor. Ve özel harekat polisleri kimlikleri gö kimliklerini gösterince yol açılıyor ve rahatça geçiyorlar. Bir başka tetikçi ise olaya karışan isimse cinayetten 4 yıldır aranıyor. Ve belli ki işte bu tür iltimaslarla... E kurtuluyorlar veya yakayı ele vermiyorlar. Şimdi Türkiye'yi düşünün. Ben kendimi bildiğim bileli Türkiye karayollarında çevirme vardır. Gece işte uygulamalar vardır. Kontroller vardır. Alkol muayenesi vardır. Var oğlu vardır. 7 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bir kere bile denk gelmedim ama Türkiye'ye özgü bir olay bu. Neyse. Hele son dönemde bir vilayetten bir başka vilayete giderken belki 5-6 kere çevriliyorsunuz. Ama böyle bir ortamda tetikçilerden biri cinayetten 4 yıldır aranıyor ve elini kolunu sallayarak 2018'den bu tarafa dolaşabiliyor Türkiye'de. Nasıl dolaşıyor? İşte böyle. Özel harekat polislerinin eskortluğunda. Bircan Yıldırım demiş ki Sinan Ateş'in katilini İstanbul'dan Ankara'ya götüren iki polis Volkswagen marka Transporter araç kullanmış. Plaka, plakası da 31 of birazdan bakacağız. Özel alınmış bir plaka bu işte of ilçesinden oldukları için yani memleket orası olduğu için. Bu polisler amirlerinin onayı olmadan çakarlı aracı nasıl farklı bir şehre götürebildi diye sormuş. İstanbul Emniyeti Eski İstihbarat Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz cevap veriyor. Polislere talimat geldiği açık diyor. Örgütlü bir eylem, devletten ayrı devletin imkanlarını kullanan, bak bu satır önemli, devletten ayrı devletin imkanlarını kullanan bir suç örgütü olduğu da net. Ve bu örgütün devlete sızdığı gözüküyor diyor. Adamların ülkücülükle alakası yok. Bunlar suç örgütü demiş Mesut Yılmaz. Eser Karakaş Sinan Ateş cinayeti Türkiye Devleti'nin devlet olmadığını, başka bir şey çok odalı, çok daireli bir konak olduğunu gösteriyor maalesef demiş. Evet. Biraz evvel Semih Yalçı'nın, Profesör Doktor Semih Yalçı'nın e, lafını getirdim. Bu da Sinan Ateş'in Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yaka paça gözaltına alınıp tutuklandığında cezaevine gönderildiğinde attığı tweet. Kıblesi Kandil, İmamı FETÖ olan Ömer Faruk Gergerlioğlu Türk devletini görünce kendi necis suyuyla abdest almaya durur diye bir tweet atmış. Şimdi bu kişiden akademisyen olsa ne olur başka şey olsa ne olur çocuklarınızı koruyun derken bunu kastediyorum ama öldü gitti şimdi kör ölür badem gözlü olur. Bu olaylarda değiliz. Mesele şimdi bir siyasi hesaplaşma, bir siyasi cinayetin analizi ve yönetilemeyen bir kriz. Ona bakıyoruz. Bu isim Olcay Kılavuz. Zannediyorum Sinan Ateş'ten iki önceki arada bir başkan daha olabilir. Ülke Ocakları Başkanı. 2018'de MHP'den milletvekili oluyor. 2012-18 arasında da Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nı yapıyor. Yani bir yönüyle Olcay Kılavuz'la Sinan Ateş Halef Selef. Olcay Kılavuz MHP'de milletvekili fotoğrafta Süleyman Soylu'yla görülüyor ve Süleyman Soylu'yu olaydan 4 gün önce ziyaret etmiş. Bu detay da önemli. Şimdi Ali Can Uludağ paylaşmış diyor ki Cinayet şüphelisi, Sinan Ateş cinayeti şüphelisi, ülke ocaklıları yöneticisi Tolga Han Demirbaş olaydan sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. O Olcay Kılavuz cinayetten 4 gün önce Soylu'yu ziyaret etti diyor. Şimdi ilişkilere bakar mısınız? Olcay şey Tolga Han Demirbaş bu. İşte Olcay Kılavuz'un Süleyman Soylu ile fotoğrafı da bu. Tolga Şardan T24'teki yazısında bu gözaltı işlemi arasında yaşanan enteresan bir olaya dikkat çekmiş. Diyor ki: <laughs> Kılavuz, kendisinin Olcay Kılavuz, işte o tolgahanı almak üzere eve gelen polislere kendisinin milletvekili olduğunu, gözaltı işlemi yapılamayacağını söylüyor. Bunun üzerine Asayiş Şubesinden Emniyet Müdürü, "Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız." diyor. Olcay Kılavuz sinirleniyor. "Siz gidin, sahibiniz gelsin." diye atarlanıyor Emniyet Müdürüne. Şimdi Olcay Kılavuz'un Soylu'yla fotoğrafı ilişkisi ortada. Dört gün önce ziyaret etmiş. Yani oradan kastı Süleyman Soylu mu değil mi bilmiyoruz. Ama muhtemelen Süleyman Soylu değil. Muhtemelen arada diyor. Arada zannediyoruz bir şey var. Siz gidin ağa babanız gelsin falan derken hani bir anlamda. Ben diyor güçlüyüm. Emniyet müdürü şey emniyet müdürü ne bileyim işte İçişleri Bakanı falan yanımda sağımda solumda biz her yeri tuttuk. Kim diyor bu çıkıntılık yapan benim eve, evime sizi gönderen talimatı kimden alıyorsunuz? Yani o kadar kendinde bir şey görüyor ki öyle atarlanıyor evine gelen emniyet müdürüne. Şimdi ifade tutanağı var 4 sayfalık ki bu aracı temin ettiği iddia edilen Mustafa Uzunlar'ın ifade tutanlığı şüpheli ifade tutanağı 4 sayfa. Bunun zannediyorum ben bu yayını yapana kadar bir, bir buçuk sayfası Twitter'a şuraya buraya yansıdı. Ama bu dört sayfasını ben e, ekrana getiriyorum. Şimdi tutanağın birinci sayfasında şahıs kendi özgeçmişinden filan bahsediyor. E, özellikle ikinci sayfasından itibaren şüpheliler soruluyor şahsa. Bu aracı, şüpheli şeylere, tetikçilere aracı temin ettiği ifade edilen kişi. Kimdi ismi? Bir daha bakalım. Mustafa Uzunlar. Şimdi diyor, e, soru şu. Suat Kurt, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Hakan Saraç, Havva Köktürk, Ufuk Köktürk, Emir Uzunlar, Emin Uzunlar, Tolga Han Demirbaş. Biraz evvel Olcay Kılavuz'da fotoğrafı olan. Muratcan Çolak, Aşkın Mert Gelenbey, polis. Muratcan Çolak da polis, özel harekatçı iki polis. Bu Muratcan Çolak'la Aşkın Mert Gelenbey'i unutmayın. Osman Bayraktar, Caner Günay, Mehmet Yüce ve Doğukan Cep. Ki Doğukan Cep de tetikçilerden biri. Yakalandı Beykoz'da yeni son dakika bilgisi. Doğukan Çep isimleri, isimli şahısları tanıyor musunuz? Tanıyor iseniz nerede ve ne şekilde tanıştınız? Hepsini e, ilk isimleri yani işte Hakan Saracı, Eray Özyağcı, Ufuk Köktürk, Cafer Günay'ı falan tanıdığını söylüyor. Ve sonra sıra Aşkın Mert Gelenbey'e geliyor. Aşkın Mert Gelenbe özel harekatçı polis. Bu diyor şahsı 27 Aralık günü bizim otoparka 31 of 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Sedat yani Dodo lakaplı kişi bizim otoparktaydı. Dodo lakaplı kişi kim? Doğukan Çe. Beykoz'da yakalandı akşam saatlerinde dün. Dodo lakaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisi Polis olarak bizi tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan biri hatta özel harekatta çalıştığını söyledi. Ancak bunun aşkın mı diğer polis mi olduğunu bilmiyorum. Devam. Muratcan Çolak. O da polis. Bu şahsı da yine aynı gün bizim otoparka 31 of. 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Sedat yani Dodola kaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisi polis olarak bizi tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi ikisi de. Polis dedi bunlardan biri hatta özel harekatta çalıştığını söyledi. Ancak bunun Murat Can mı diğer polis mi olduğunu bilmiyorum dedi. Diğerlerini de nasıl tanıdığını anlatıyor. İşte kendi aracınız var mıdır falan filan falan. Bu araç temin eden kişi. Burada da son derece detaylı bir şekilde Murat Can Çolak ve aşkın Mert Gelenbey isimli polislerin nasıl geldiğini, Doğukan Çep'in ısrar etmesi üzerine aynı gün gidip gecesi dönüş yapacağını söylediği filan falan yani aracı teminiyle ilgili, aracın teminiyle ilgili son derece detaylı ifadesini vermiş ve saat 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 ifadesini vermiş. Evet. Bu Doğukan Çep de işte fotoğraftaki şahıs. Sağdaki tabi Sinan Ateş, soldaki küçük kare içerisindeki fotoğraf Beykoz'da Beykoz'da yakalandı. Peki e, özel harekatçı polis Aşkın Mert Gelenbey kim? O da bu şahıs. Aşkın Mert Gelenbey. Evet. Özel harekatçı işte bir şekilde poz vermiş silahıyla falan. Yani nereden bakarsanız devletin mafyalaştığı veya mafyanın devletleştiği polis eskortluğunda özel harekat polisleri gözetiminde tetikçilerin ayarlandığı, son derece geniş bir ekibin belli ki bunun üzerinde kafa yorduğu, çalıştığı, planladığı, organize ettiği ve gün gün uyguladığı motosikletli polisler silah temini ve pek çok şey ve işte İstanbul'dan Ankara'ya gidildiği ve Sinan Ateş saldırısının böyle gerçekleştiği ortada. Sadece şu ortaya çıkan bilgiler bile ki ben emin olun belli başlı noktalarını, özellikle son birkaç gündür ortaya çıkan noktalarını paylaştım. Mersin'deki cinayet olayına da gidiyor. Mersin'deki cinayet olayı da eee Sinan Ateş bağlantılı kişinin kişiye bir saldırı, yaralıyorlar. O da silahını çekiyor. Bir veya iki kişiyi zannediyorum e, vurarak öldürüyor. Şu şu anda cezaevinde. O kişiyle bağlantılı da bir hesaplaşma olduğuna dair bilgiler var. Elbette kronolojik olarak bakıldığında Mersin saldırısı da Mart ayında gerçekleşen, Mart 2022'de gerçekleşen Mersin saldırısı da buna eklenmeli. Her neyse çok boyutlu bir hadise. Bu hadise ülkücü tabanda e, muazzam bir vozurdamaya yol açtı. Ben bu vozurdama kelimesini gazeteci Hasan Cemal'den öğrendim. O bu tür konularda ancak bu kelimeyle ifade eder. Yani bir rahatsızlık belirtisi, bir yüksek sesle söylenme hali e, ve e, yani sitemle karışık, rahatsızlıkla karışık, itirazla karışık bir e, yüksek sesle e, tepkisini dile getirme hali. Vozurdama bu. Ülkücü taban vozurdamaya başladı. Bu tür şeyler de ortaya çıktıkça. İşte ülkücü taban diyorum. Bunu MHP Genel Merkezi'nden, İyi Parti'den, Zafer Parti'den, şuradan buradan bağımsız olarak söylüyorum. Bu ülkücü tabanın mühim liderlerinden biri olarak Ortada olduğu için Sinan Ateş ondan dolayıdır ki binlerce kişi onun cenazesine gitti ve sonrasında da bu olayı takip etmeye çalışıyor. Son derece önemli iktidarın yönetemediği ne Devlet Bahçeli'nin ne Erdoğan'ın ne Süleyman Soylu'nun ne de diğerlerinin yönetemediği AKP tayfasında zaten kesif bir e, suskunluk sessizlik var. MHP'de ise 3-5 gün sonra konuştular ama onlar da sadece beylik laflarla. işte Kürşat Yılmaz'ı konuştular. Mafya tetikçisi. İşte e, lider o bir, geniş bir açıklama yaptırmışlar. İşte şey Sinan Ateş cemaatçi olmuş bilmem ne neyse artık o açıklamaya göre. Açıklamanın sonunda da lider teşkilat doktrin diye bitiyor. Yani işte diyor ki işte itaat. Yani liderimiz orada, teşkilatımız orada bir doktrinimiz var. Ee, sağa sola yalpalamayın mesajı yani başka bir şey değil ve bu e, iktidarın rejimin cumhur ittifakının her neyse yönetemediği ve kan kaybettiği bir konu belki de ilerleyen günlerde bu konuda kan kaybı devam edecek başka siyasi cinayetler eklenir mi eklenmez mi iş nereye gider bilmiyoruz göreceğiz fakat e, hiçbir şey bundan sonra önceki gibi yani 30 Aralık'tan önceki gibi Sinan Ateş cinayetinden önceki gibi olmayacak gibi görülüyor. Erdoğan ve çevresinin, sarayın e, ve AKP'deki siyaset yapıcıların neyse, beyin yapıcıların, rejim yapıcıların neyse yönetemediği bir diğer konu da erken seçim tarihi. Şimdi o konuya gelelim. Bu iki konu gerçekten birbiriyle son derece bağlantılı. Altılı Masa 5 Ocak toplantısını beklendiği gibi Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Uzun bir toplantı oldu. 8-9 saat sürmüş. İçeride ne konuşulduğunu bilmiyoruz. ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının altının çizildiği... ...bundan sonra daha dinamik bir... ...döneme girildiği filan gibi... ...şeyler var. Kulisler var. Fakat çıkan dört sayfalık metin önemli. Birinci yılı tamamlıyor... ...altılı masa ve bir yıldır ortaya çıkan... ...metinler içerisinde... ...diyebilirim ki en somut... ...ve yol haritasına dair... ...en net çıkışları içeren... ...ve duruşu içeren... ...bir metin. O açıdan... Bu metni önceki metinlere nazaran daha heyecan verici buluyorum. Altını çizdim, satır satır okudum. Sizin satır satır okumanıza gerek yok. Ben sizin yerinize okudum ve altını çizdiğim satırlara zaten sadece dikkat çekeceğim. Mesela ikinci sayfasında e, diyor ki 30 Ocak'ta ortak bir tanıtım toplantısıyla çıkacağız. Ama diyor 30 Ocak'tan önce biz daha sık görüşmeye karar verdik. İyi Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta bir altılı masa toplantısı yapacağız. Yani 26, 26 Ocak'ta altılı masa İyi Parti Akşener ev sahipliğinde toplanacak. 30 Ocak'ta da bir tanıtım toplantısıyla bir çıkış olacak. İşte ben o tanıtım toplantısındaki çıkışı ortak aday çıkışı olarak yorumluyorum. Muhtemelen ve büyük olasılıkla 30 Ocak'ta altılı masa ortak adayını açıklayacak. Çok büyük bir sürpriz olmazsa bu Kemal Kılıçdaroğlu olacak öyle görülüyor. Nitekim şu satırda da Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişareler başladı diyor. Yani tespit bu tespitle ilgili istişareler başladı. 26 Ocak'ta bu işe noktayı koyacağız. 30 Ocak'ta da ortak tanıtım toplantısıyla bunu ilan edeceğiz diyor. 30 Ocak'ta ilan edilmesinin ilan edileceğinin bir diğer kanıtı da bir sonraki sayfada. Bu sayfada özellikle seçim erken seçim söylentilerine ilişkin güçlü bir vurgu var. Bu vurgu şu Tepedeki paragraf diyor ki Altılı Masa 6 Nisan'a kadar gidilecek seçime evet deriz. Peki 6 Nisan tarihi neden önemli? 6 Nisan'da geçtiğimiz sene se e değiştirilen seçim kanunu yürürlüğe girecek. İşte Altılı Masa diyor ki bu seçim kanunu diyor siyasi bir mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi e metinde o geçiyor. Bunu diyor bir siyasi bir mühendislik çabası olarak görüyoruz. Bu siyasi mühendislik yasasıyla e, erken seçime gitmeyiz. Ama diyor 6 Nisan'dan önce giderseniz, çünkü bir yıl içerisinde e, bu seçim kanunu değiştikten sonraki yıl yapılan, e, bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanamıyor. Haliyle AKP, MHP'nin çıkardığı seçim kanunu uygulanmayacak. 6 Nisan'a kadar seçime gidilirse. İşte diyor biz 6 Nisan'a kadar gidilecek erken seçime varız diyor altılı masa. Bu önemli bir duruş. İlk defa böyle bir irade ortaya koydular. 6 Nisan'dan önceki pazar hangi pazar? 2 Nisan. Yani 2 Nisan pazar günü ya da Mart'ın son haftası gidilecek erken seçime biz evet deriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir şey getirin biz okey vereceğiz. Ama diyor ondan sonra yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. Bu çok önemli. Yani iktidar Yeni seçim kanunuyla 30 Nisan'da da seçime gitse, 14 Mayıs'ta da seçime gitse veya gitmek istese, bu konuda bir öneri getirse, teklif getirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne altılı masa buna evet demeyecek. Bu çok önemli. Bir diğer vurguda şu. Başörtüsü yasasıyla, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili anayasa değişikliğinde İkinci paragraf, yani ilk paragrafta şunu söylüyor. Yani biz diyor başörtüsü konusunun, altılı masa, biz başörtüsü konusunun kalıcı bir şekilde gündemden çıkması için yapılacak her türlü düzenlemeye varız. Bu bir şey. Duruş, tavır, bir mutabakat. Fakat ikinci işaret dediğim şu üç satırlık bölümde şunu söylüyor. Erdoğan diyor bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak kullanıyor. Biz de diyor, bu şekilde geldiği şekliyle değil, muhalefetten gelecek önerilerle diyor uzlaşırsak, Erdoğan bizim önerilerimizle metni değiştirir bizimle uzlaşırsa biz bunu destekleriz diyor. Anayasa değişikliğini destekleriz ama diyor mevcut metni desteklemeyiz. Burada da çok net bir duruş var. Başörtüsü konusunu çözelim. Bu konuda tam mutabıkız. Ama diyor iktidarın şu anda getirdiği metinle değil bir uzlaşma metni çıkar. İktidar muhalefet bir araya geliriz ve o şekilde diyor biz referanduma gerek kalmadan 400 oyla ve üstündeki oyla neyse 400 ve 400 ve üzeri oyla biz bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiririz diyorlar. Bu da önemli bir vurgu fakat en önemli, en önemli vurgu 6 Nisan'dan önce gidilecek seçime evet 6 Nisan'dan sonra gidilecek erken seçime hayır. Muhalefet bir anlamda eğer 6 Nisan'a kadar seçime gitmeyeceksen o zaman seçimin normal tarihi 18 Haziran kardeşim diyor. Şimdi bu durumda e, gerek AKP Genel Başkan Yardımcısı veya sözcülerinin gerekse son grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın meclisi fesih yetkisi, parlamentoyu fesih yetkisi kullanarak ülkeyi seçime götürmesi meselesi gündeme geliyor ki belli ki Erdoğan bu işareti aldığı için veya bu duyumu bu istihbaratı aldığı için parlamentoyu fesih yetkisini birilerine söyletti ve hala hazır değil. Hala kendisine yönelik sorularda bu konuda rahatsız. Yani Erdoğan'ın halledemediği bir konu. Hala AKP, Erdoğan saray çevresi seçim tarihini belirleyememiş durumda. Ne zaman gideceklerini bilmiyorlar. Ne zaman giderlerse kazanacakları konusunda emin değiller. Nabız yoklama peşindeler. Günlük kararlar alıyorlar. Yani e, Cumhurbaşkanı e, 25 veriyor memur ve emekliye. Bir gün sonra artı 5 daha veriyorum diyor. Şimdi bu büyük bir tutarsızlık. Ne yapacağını bilmeme hali. O verilen zammın bütçede olup olmaması değil mesele. Yani bir emin olmama hali var. Şimdi e, ee, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getiriyorlar ama onu da sallantıda bırakıyorlar. Yani o konuda da ne yapacaklarını bilmiyorlar. HDP kapatma davası konusunda da ne, yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani partinin e, hazine payına veya hazine katkısına bloke koyuyorlar anayasa mahkemesi aracılığıyla ama acaba bu partiyi seçimden önce bir kapatsak sonra mı kapatsak bu konuda da bir kafa karışıklığı var. Yani gerek erken yani gerek seçime giderken yapacak atacakları siyasi adımlar Siyasi mühendislik konusunda bir emin olmama, bilememe hali var. Gerekse tarih konusunda bir kararsızlık var. Büyük bir kararsızlık. Erdoğan bu konuya hakim değil. Tıpkı Sinan Ateş cinayeti gibi erken seçim konusuna da hakim değil. Muhalefetin bu çıkışı, bu çıkışı da sarayı derin derin düşündürmüştür. Şimdi şöyle de bir konu var. Parlamento'yu Cumhurbaşkanı feshederse bir daha aday olamıyor. Çünkü Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için anayasada metin çok açık. İşte o metin de burada. Madde 116. Diyor ki sarıyla işaretlediğim ikinci satır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde. Yani diyor ki Erdoğan şu anda ikinci döneminde. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Çok açık bir hüküm. Ve bu hüküm yani o kadar açık bir cümle ki Cumhurbaşkanı bir kere bir daha aday olabilir mi? Aday olamaz mı? Ee, i̇şte bununla Erdoğan her defasında aday olmanın önünü açtı falan. Her defasında aday olmanın önünü falan açmış değil. Diyor bak orada. İkinci döneminde diyor. Yani şu dönem. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi. Bu da hilafsız. Herhangi bir anayasa hukukçusunun işte Mustafa Şentop falan filan ilk dönemidir falan diyor da... ...tamamen o anayasaya takla attırma. Net bir şekilde ortadaki, ortadaki Erdoğan. Ortadaki Erdoğan'ın ikinci dönemi. Ve bir daha aday olabilmesi için... Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi gerekiyor. Yani meclis tarafından erken seçim kararı alınması gerekiyor. Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi demek anayasa tabiri erken seçim demek. Parlamentoyu feshedince Erdoğan bir daha aday olamıyor. Dolayısıyla muhalefetin desteğine ihtiyacı var. Oyu 335 Cumhur İttifakı'nın oyu. 360 ile erken seçim kararı alınabiliyor. Ve muhalefet bir önceki metinde epey ekranda tuttum gördünüz... 6 Nisan'a kadar gidersek erken seçime evet diyor. O zaman sen de aday olabilirsin. Erdoğan üçüncü kez aday olabilir. Hiçbir şekilde tartışmasız adaydır yani. Ana, anayasa metni orada. Kitap orada öyle yazıyorken ben başka bir şey söylemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim. Bugün erken seçim kararı alsın. Erdoğan hilafsız üçüncü kez aday olabilir. Fakat... Muhalefet işte Erdoğan'ı orada sıkıştırıyor. 6 Nisan'dan sonra seçim kararı, seçim teklifiyle gelirsen ben bu işte yokum arkadaş diyor. İşte bu Erdoğan'ı sıkıştırıyor. Bu ne demek? Muhalefet 18 Haziran yani seçimlerin normal vaktinde yapılmasında ısrar edecek demek. Seçimler normal vaktinde yapar, yapılırsa da bir Erdoğan'ın istediği tarih olmuyor. Neden birazdan bakacağız. İki Erdoğan bir daha aday olamıyor. Evet. Dolayısıyla muhalefetin son altılı masa toplantısını 5 Ocak toplantısını ve çıkan metni çok önemsiyorum. Neden bu kadar önün üzerinde durdum ve neden bazı konuları birkaç kere tekrar ettim? Bundan. Daha iyi anlaşılsın diye. Bakın. Neden Erdoğan 18 Haziran tarihi değil de? mevsim şartları gereği biraz daha öne çekelim, çekebiliriz diyor. Allah aşkına bundan önceki seçim ne zamandı? 2018. Tarih 24 Haziran. 24 Haziran'da mevsim şartları müsaitti de 18 Haziran'da mı müsait değil? Seçim mühendisliği konusu. Murat Gezici, Gezici araştırmadan şunu paylaşmış. Bu enteresan bir veri. 18 Haziran'da diyor gençler büyük bir katılımla sandığa gidebilir. Bu nedenle Haziran ayında bir seçim yapılmaz. Eskiden listede adınız yoksa 10-15 gün içinde revize edilirdi ve oy kullanılabilirdi. Ama bu kaldırıldı ve 3 ay öncesinden ikametinizde oturma şartı getirildi. Diyor ki, eğer diyor Nisan Mayıs May Nisan Mayıs aylarında seçim yapılırsa ortalama yaklaşık 2,5 milyon genç ilk defa oy kullanacak genç oy şey oy veremeyecek ve bu gençler de AKP muhalifi oldukları için veya oyları AKP'ye gitmeyeceği muhalefete gideceği için iktidar bunun hesabını yapıyor. Onun için 18 Haziran'da seçime gitmek istemiyor. Bir önceki seçimde 24 Haziran'da giden iktidar niye şimdi 18 Haziran'da mevsim koşullarını öne sürüyor? Bilakis mevsim harika bir mevsim yani. Yaz tam olarak başlamamış, bahardan çıkılmış. Nisan-Mayıs aylarında serbestçe seçim kampanyası yapılmış. Nisan-Mayıs aylarında bahar ayları. Soğuk değil, kış yok, yağmur yok, neyse artık kar yok, buz yok. Evet. O açıdan Murat Gezici'nin bu açıklamasını da, önemsemek gerekiyor. Şimdi nereden bakarsanız bakın iktidarın yönetemediği iki konu dedim. Altta öyle yazıyor. Şimdi anlaşıldı mı? Yani Sinan Ateş cinayetini ve erken seçim tarihini yönetemiyorlar. Bir Sinan Ateş cinayeti iktidar krizi yönetemedi ve e, sızıntılarla iş başka bir noktaya gidiyor. E, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İki altılı masanın aldığı inisiyatif özellikle erken seçimle ilgili seçimle ilgili aldığı inisiyatif son derece önemli. Belli ki 26 ve 30 Ocak toplantılarında mühim bir çıkış olacak ve daha seri hareket etmeye başlayacaklar. Teker dönmeye başlayacak. O açıdan Ocak ayını belki bir iki hafta daha sakin geçirir miyiz geçirmez miyiz bilmiyorum ama hareket başladı. Hareket başladı ve belki bu hareket başlamışken biz de yayınlarımızı haftada iki, haftada iki mi yapalım, üçe dörde mi çıkaralım tekrar düşünme zamanıdır. Haftada, haftada iki yetiyordu. O kadar durgun geçtik Aralık ayı. Ee, belki şimdi 3'ü veya dördü düşünebiliriz. Evet, bu duygularla manşeti noktalıyorum. Eğer yayını beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basın. Abone abone olur bildirimleri açarsanız yayınlardan anında haberdar olursunuz. Telefonunuza veya bilgisayarınıza düşer herhangi bir yayın e, YouTube'a yüklendiğinde öteki türlü e, ben görmedim işte efendim e, önüme çıkmadı arıyorum bulamıyorum mazeretinden de e, sıyrılmış olursunuz. İyi hafta sonları bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.